Bu sabah sağlıktan tekrar merhaba sevgili izleyenler. Her gün birbirinden değerli doktorlarımızı burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Özel 8 Eylül Hastanesi ortopedi uzmanı Gökhan Ulusoy bizlerle birlikte olacak sevgili izleyenler. Bugün özellikle diz ağrılarını konuşmak istiyoruz. Doktorumuz bilgilerini bizlerle paylaşacak bu konuda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Manisa'ya yeni geldiniz. Evet. Ayağınızın tozuyla sizi programa aldık. Biz sizi tanımak isteriz. Doktor Gökhan Ulusoy kimdir? Buyurun. Teşekkürler. 1992 Ege Üniversitesi Fakültesi mezunuyum. Daha sonra ihtisasımı yapmak üzere yurt dışına, Belçika'ya gittim. Yaklaşık 7 sene kaldıktan sonra 2001'de eğitimimi tamamlayıp yurda döndüm. O zamandan beri de özel sektörde çalışmaktayım. Evet. Şimdi de Manisa'da çalışıyorsunuz. Evet. Sizin gibi değerli doktorların Manisa'da olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün diz ağrılarını konuşalım istiyoruz. Tamam. Özellikle diz ağrıları nedir? İlk olarak bize dizi anlatır mısınız? Tabii görevi ki, nedir dizin? Diz bir eklem. Hayatın herhangi bir döneminde yaşlı, genç, çocuk herhangi bir nedenden dolayı dizi etkileyen herhangi bir patoloji ağrıya sebep olabilir. Ağrıya sebep olabilecek birçok patoloji var diz ekleminde. Dizi oluşturan birçok yapı var. Kemikler, kaslar, kıkırdak, bağlar, tendonlar, eklem kapsülü. Dolayısıyla ağrı sebepleri çok çok fazla. Evet, yani bu ağrılar işte mekanik ağrılar olabilir. Travmaya bağlı, yaralanmalara bağlı ağrılar olabilir. Aşınmaya bağlı ağrılar olabilir. Ne çocuklarda büyüme döneminde ortaya çıkan bir takım ağrılar var. Özel patolojiler nedeniyle. Yine kemik içerisinde veya yumuşak dokularda olabilecek tümörler ağrı sebebi olabilir. Enfeksiyonlar ağrı sebebi olabilir. Romatizmal hastalıklar ağrı sebebi olabilir. Ağrı sebepleri çok fazla. Şimdi hasta bize geldiği zaman her zaman işte dizim ağrıyor, sebebi nedir diye soruyor ama bunu söylemek ilk başta çok çok mümkün değil. Dolayısıyla öncelikle kişiyle konuşma, evet, hikayesini dinleme, sebeplerini araştırma, altta yatan bir sebep var mı yok mu? Daha sonra klinik muayenesi, hani bu şekilde ağrının sebebini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ağrının şekli de belki nasıl bir ağrı olduğu da bazı ipuçları veriyor olabilir değil mi? Tabii ki. Yani ağrının şiddeti, süresi, nasıl başladığı, bunların hepsi çok önemli. Bazen çok ani başlayabildiği gibi yavaş yavaş başlayıp hani göreceli olarak artan ağrılar da var. Dolayısıyla tabii ki bunların hepsi bizler için faydalı. Peki diziyle ilgili bir problem yaşayan biri ne tür belirtilerle bir hekime başvuruyor? Ağrı. Genelde, öncelikle hareket belki kısıtlılığı olabilir. Yürümekte zorluk, toparlama, şişlik, kızarıklık, işte o bölgede sıcaklık artışı. Ağrıya sebep olan patolojinin özelliğine göre belirtiler değişebiliyor. Ama hep tabii öncelikle ağrı ön planda olabiliyor. Evet. Peki risk faktörleri arasında sayarsak, örneğin çocuklarda da olabileceğini söylediniz. Gelişim çağında zannedersem değil mi? Bir takım ağrılar olabilir. Ve daha çok yaşlılarda böyle diz problemleri olur. Sporcularda da çok sık rastlanır. Evet. Neler söylersiniz? Risk faktörleri nelerdir? Şimdi özellikle kilo üstünde durmak istiyorum. Kilo, yani mekanik yük en önemli ağrı sebeplerinden bir tanesi. Yük ne kadar artarsa eklem üzerine gelen yük artacağı için eklemin aşınması veya eklem içerisindeki dokuların yırtılması biraz daha kolaylaşıyor. Bunlar en önemli risk faktörü, kilo. Günlük aktiviteler. İki kişiyi ele alalım. Aynı kiloda, aynı genetik özelliklere sahip. Bir tanesi daha sakin bir hayat yaşıyor. Diğeri biraz daha hareketli, aktif, yük kaldırıyor, yük taşıyor. Biraz daha ağır işlerde bulunuyor. Şimdi bu kişide eklem biraz daha hızlı aşınacaktır. Tabii daha tamamen kullanımla ilgili. Bunun dışında işte travma. Yani travmalar, alınan darbeler. Darbeler, evet.
travmayı sadece büyük darbeler olarak düşünmeyelim. Mikro travma da diyoruz. Yani günlük yapılan aktiviteler, özellikle çömelerek çalışanlar, mesela diz üstünde çökerek çalışanlar, bu kişilerde diz kapağı problemleri çok daha fazla görülebiliyor. Yine tabii ki işte düşmeler, yapılan spor aktiviteleri, bunlar çok önemli. Her sporcu da eklem aynı oranda aşınmıyor. Tabii ki birinci derece kontak sporlarında, özellikle basketbol, futbol, tabii hoplama zıplama gerektiren aktiviteler eklemin daha çabuk aşınmasına sebep olabiliyor. Tabii genetik faktörler de var. Onlar da önemli. Hani aynı işi yapan iki kişi de aşınma aynı seviyede olmayabiliyor. Dolayısıyla genetik faktörler de önemli. Bazen şey olur böyle, daha çok yaşlılar da hani yaşlılığa bağlı, hani diz hep görürüz yani, yaşlıların hep dizleri ağrır, işte soğuk havalarda dizleri ağrır, yürüyemez, açamaz ayaklarını gibi böyle çok sık rastlanır. Evet. Bunların sebebinde yıpranma yaşlılığa bağlı mıdır? Tabii. Neler şimdi yıllar boyu kullanıma bağlı olarak eklem kıkırdakta aşınma meydana gelebilir. Dolayısıyla bu da ağrı sebebidir. Hani ileri yaşta meydana gelmesinin sebebi aşırı veya uzun yıllar kullanımdır. Halk diliyle kireçlenme dediğimiz bir durumda eklem kıkırdığı aşınıyor. Bu aşınmaya bağlı eklem altı kemik dokuya fazla yük gelmesiyle ağrılar ortaya çıkıyor. Normalde kıkırdak doku kan damarı ve sinir dokusu olmayan bir doku. Dolayısıyla yük taşır. Bunun için dizayn edilmiştir zaten. Fakat bu doku ortadan kalktığı zaman kemik daha duyarlı olduğu için yükü tamamen üzerine alan kemik ağrıya sebep oluyor. Aşınan eklemde hareket kısıtlılığı, şişlik, eklem içerisinde sıvı artışı ve ağrı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu yavaş yavaş ilerleyerek yaşam kalitesini düşürmeye başlıyor. Yaşam kalitesinin düşmesi de işte kişinin hekime gelmesine sebep oluyor. Şimdi hep şöyle bir şey duyuyorum ben hastalardan. Eklemde sıvı azalmış. Evet, bunu çok duyuyoruz. Evet. Evet, biz de çok duyuyoruz. Şimdi aslında sıvı azalması demeyelim. Bu biraz yanlış kullanılıyor diye düşünüyorum ben. Eklem kıkırdığında azalma. Şimdi, kıkırdakta evet, azalma. Şimdi eklemde yükü taşıyan doku kıkırdak doku. Dolayısıyla zaman içerisinde kullanıma bağlı bu dokuda aşınma, incelme meydana geliyor. Yer yerde tamamen ortadan kalkabiliyor. Yani bir eklem içerisine girdiğiniz zaman bu artroskopik cerrahi olabilir veya protez cerrahisi olabilir. Eklem içerisine girdiğiniz zaman bu dokunun yer yer tamamen ortadan kalktığını veya çok inceldiğini veya böyle saçaklanma şeklinde aşınmış olduğunu görebiliyorsunuz. Aslında olayın içerisinde sıvı azalması değil, sıvı artışı öyle mi oluyor? Yani azalan kıkırdak doku oluyor. Ama bu patolojiye bağlı olarak eklem içerisinde meydana gelen reaksiyon nedeniyle eklem içi sıvısında da bir artış meydana geliyor. İşte bu da şişlik olarak tanımlanıyor. Ödem. Evet. Şimdi eklem içerisini saran bir doku var. Bu dokudan normal eklem sıvısı salgılanıyor. Bu eklemin düzgün hareket etmesini ve eklem kıkırdağının beslenmesini sağlayan bir sıvı. Ama eklem içerisinde herhangi bir patoloji olduğu zaman bu sıvıda artış meydana geliyor daha çok. Bu bir aslında refleks. Refleks, evet. Yani, bunu dirseklerde de mümkün. Bütün eklemlerde aynı mekanizma geçerli tabii ki. Bu bahsettiğimiz patolojilerin hepsi bütün eklemleri tutabilir. Diz, dirsek, omuz, ayak bileği, kalça. Öyle tabii mi? Ki özellikle kalça ve diz hep ön planda. Çünkü en çok bu büyük eklemler aşınıyor. En çok kireçlenmeye giden bu eklemler. Diğer eklemler, özellikle omuz, yük taşıyan bir eklem olmadığı için aşınması daha çok işte enfeksiyon veya travmaya bağlı ortaya çıkıyor. O yüzden hep diz kalça ön planda. Evet. O yüzden dizden konuşuyoruz. Ama bütün eklemleri tutabilir tabii ki. Özellikle travma sonrası ayak bileği ekleminde de ciddi aşınmalar meydana gelip yine ağrı, hareket kısıtlılığı,
meydana getirebilir. Evet. Peki bu şekilde kıkırdak azalması olduğunda, aşınması olduğunda ne tür tedavi? Mutlaka bunun cerrahi bir tedavisi mi gerekiyor yoksa daha kolay tedaviler de mümkün mü? Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Şimdi tedavide bir algoritma var. Belli bir sırayı izlemek gerekiyor. Tabii ki cerrahi tedavi ilk seçenek değil. Cerrahi tedaviye götürecek bir sürü birçok faktör var. Özellikle kişinin yaşı. 60 yaşından önce çok fazla cerrahiye gitmemeye çalışıyoruz. Tabii cerrahi tedavi derken bunu da sınıflamamız gerekiyor. Evet. Bir artroskopik cerrahi, yani kamerayla eklem içerisine girip eklem içerisinde yapılacak bir takım müdahaleler. Bu eklem kıkırdığını temizleme olabilir. İşte menisküs yırtıkları varsa bunların temizlenmesi olabilir. Veya daha agresif cerrahiler, protez cerrahisi olabilir. Protez cerrahisini biraz daha geç dönemde, yani 60 yaş sonrasına bırakmayı tercih ediyoruz. Siz daha çok da artroskopi cerrahisiyle çalışıyorsunuz diyebilir miyiz? Artroskopik cerrahi benim evet özellikle ilgi alanım. İlgi alanım. Özellikle spor yer alanları cerrahisi, artroskopik cerrahi. Tabii ki protez cerrahisi de yapıyorum aynı zamanda. Cerrahi tedavi erken dönemde fayda sağlayabiliyor. Özellikle artroskopik cerrahi ama kesin çözüm olmuyor. Özellikle aşınmış dizlerde sadece bir rahatlama getirebiliyor. İleri derece aşınmış eklemlerde tabii ki protez cerrahisi daha iyi sonuçlar veriyor. Ama hiçbir zaman hani mutlak seçenek değil. Öncelikle hastanın yaşam kalitesinin ciddi anlamda düşmüş olması gerekiyor böyle bir cerrahiye böyle gitmek bir şey için. Şimdi hasta geldi, ağrı şikayeti var. Filmlerini çekiyorsunuz, aşınmış bir dizle karşı karşıyasınız. Evet, diziniz aşınmış, kireçlenme var, protez yapmamız gerekiyor. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Önemli olan hastanın yaşam kalitesi. Diz eklemi aşınmış olabilir ama ağrı çok ciddi boyutlarda değildir. Günlük aktivitelerini yapabiliyordur kişi. Dolayısıyla bir takım ilaçlar, egzersiz, düzenli egzersiz, kilo verilmesi gibi önlemlerle bu ağrıyı hafifletip yaşam kalitesini arttırarak olabilecek bir cerrahiyi ya engelleyebiliriz ya da erteleyebiliriz. Dolayısıyla öncelikle cerrahi olmayan yöntemler. Peki bu protezden niçin kanı kaçınılmıyor? Yani niçin 60 yaş üzeri daha çok tercih ediliyor? Yani protezin de kullanım süresi var mı? Daha sonra tekrarlaması mı gerekecek? Tekrar bir operasyon mu gerektiği için mi kaçınılıyor? Evet. Yani protezin standart bir dayanma süresi yok. Yani bir protezi koyduk. Bunun dayanma süresi 10 yıldır veya 15 yıldır diyemiyoruz. Bundan 20 sene önce ameliyat olmuş ve karşımıza gelen hastalar var. Veya 2 sene önce ameliyat olmuş ama aşınıp da gelen hastalar da var. Bu kişi yaşam yaşam tarzıyla doğru orantılı. Tabii sadece kişinin yaşam tarzıyla da değil, vücudu, kullanılan cerrahi teknikle de tabii doğrudan ilgili. Şimdi 60 yaş şu açıdan söyleniyor. Hani kişinin ortalama yaşam ömrü göz önüne alınırsa ikinci kez ameliyata gitmeyeceği bir yaş. Bu da ortalama 60 yaş. Hani bir 15-20 sene protezin en iyi şartlarda gideceğini düşünürsek kişi hayatının geri kalanında ikinci bir ameliyata gerek duymasın. Ama 50 yaşında da bu ameliyatı yapıyor muyuz? Gerektiğinde yapıyoruz tabii mutlaka. Yani çok ciddi aşınma var. Yaşam kalitesi çok ciddi anlamda düşük. Tabii ki yapılabilir. Ya da bir travma sonucu çok cezedelenmiş. Tabii ki. Evet. Bir diğer sebep de hani 50 yaşında, 55 yaşında bir kişi daha aktiftir. Doğru. Dolayısıyla aktivite arttıkça, yük arttıkça oraya koyduğumuz protezin de aşınma hızı artıyor. Peki diz sağlığında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yani dizlerimizi kullanırken gün içerisinde mesela ani hareketler, çömelip kalkmalarda dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var mıdır? Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle kiloya dikkat ediyorum. Kiloya. Mekanik yükü ne kadar azaltırsak eklemi o kadar koruyabiliriz. Yapılan aktiviteler önemli. Şimdi ağır sporlar, tabii bu işte profesyonel olarak yapanlar ayrı. Onları ayrı tutuyorum. Sonuçta onlar paralarını profesyonel anlamda buradan kazanıyorlar.
Ama amatör uğraşanlar için özellikle takım ciddi yaralanmalara maruz kalabileceklerini düşünerek ona göre kendilerini yapacakları spora hazır tutmaları gerekiyor. Şimdi haftada bir futbol oynamak veya iki haftada bir futbol oynamak veya ayda bir ciddi aktivite gerektiren bir spor yapmak zararlı tabii ki. Zaten bağlar da güçsüz oluyor değil mi? Kaslar güçsüz. Evet. Bir anda yüklendiğinde. Evet. Yani yaralanmalara daha açık oluyorsunuz. Öncelikle kiloya dikkat diyorum. Yapılan aktivitelere dikkat. Eğer spor yapmak istiyorsak mutlaka kendimizi yapacağımız spora hazırlamamız gerekiyor. Yine günlük aktiviteler önemli. Özellikle sabit ayak üzerinde yapılan ani dönüşler menisküs yırtıklarına sebep olabiliyor. Yine çömelerek veya çökerek yapılan aktiviteler, özellikle yerde çalışması gerekenler. Evet. Mesela parke döşemecileri, işte karo döşemecileri, fayansçılar. Sürekli dizlerin üzerinde. Dizlerin üzerinde. Dolayısıyla koruyucu kullanmaları veya mümkün olduğu kadar sık sık ara vererek eklemi kurumalarında fayda var. Yine ağır yük, hani kişinin kilosu olmayabilir ama çok ağır yük taşıyordur. Bu da yine mekanik yükü arttıran bir faktör. Sürekli sabit oturmak, bir süre sonra sürekli oturduğumuzda kalktığımızda bazen açmakta zorlanıyoruz. Bunların da olumsuz etkileri olabilir mi? Tabii ki oturma pozisyonuna bağlı olarak özellikle diz kapağı üzerine gelen yük artıyor. Özellikle yapısal bozukluğu olanlarda, yani eklem ilişkisinde bozukluk olanlarda kalkarken diz eklem yüzeyinde aşırı yüklenmeye bağlı oluşan bozukluklar nedeniyle ağrı ortaya çıkabiliyor. Yani sizin bahsettiğiniz ağrı. O ağrılardan evet. Peki böyle diz dönmesi diye bir şey var mıdır? Evet. Mesela spor yaparken, futbol oynarken dizim döndü tabirini çok duyuyoruz. Tabii ki gelen bir dış darbe nedeniyle veya ayak bileğini yanlış kullanmaktan da kaynaklanabilir mi? Yani pozisyon gereği. Tabii ki. Hatta olabilir yanlış yani. Kullanıldığı için bu şekilde dönmeler olabiliyor. Ya darbe nedeniyle olabilir. Rakibinizin size olan darbesi nedeniyle diziniz dönebilir. Veya çok ani bir hareket esnasında aşırı yük gelmesiyle eğer eklem çevresindeki kaslar da zayıfsa bir anda diz dönebilir. Bu da tabii ciddi yaralanmalara yol açabilir. Özellikle iç dış yan bağ, ön çapraz bağ, yırtılmaları, kopmaları veya menisküs yırtıkları, bunlarla birlikte kıkırdak yırtılmaları ortaya çıkabilecek ciddi yaralanmalardır. Özellikle ön çapraz bağ kopmalarını tabii son yıllarda spor aktiviteleri arttıkça, yaygınlaştıkça daha fazla görmeye başladık. Nedir ön çapraz bağ? Şimdi ön çapraz bağ eklem içerisinde dizi sabitleyen veya sağlam tutan önemli bağlardan bir tanesi. Kaval kemiğinin uyluk kemiği üzerinde öne doğru kaymasını engelleyen önemli bir bağ. Bir darbe sonrası veya ters basma sonrası dizin dönmesiyle kopabiliyor. Kopma esnasında bir ses ortaya çıkıyor. Hastalar genellikle bunu tarif ederler. Bir ses duydum derler ve çok şiddetli ağrı olur. Ağrı. O anda yaptığınız aktiviteyi bırakmanıza sebep olur. Bu şiddetli ağrı kısa sürer, geçer. Kişi daha sonra ayağa da kalkabilir. Öyle mi? Bir süre sonra şişme meydana gelir dizde. Bu hareketi kısıtlamaya başlar. Genellikle ilk anda değil, ertesi gün gelirler hastalar. Çünkü şişlik meydana gelip de hareket kısıtlılığı ve ağrı artmaya başladıkça gelirler. Klinik olarak yani muayenede zaten ön çapraz bağ kopuk olduğu anlaşılabiliyor. Yine yapılacak bir takım tetkiklerle, özellikle MR'la kesin tanısı da konuyor. Ön çapraz bağ maalesef kendini yenileme kapasitesi olan bir bağ değil. Dolayısıyla tedavisi cerrahi. Cerrahi tedavi. Evet. Tabii her ön çapraz bağ kopuk dize müdahale etmek zorunda değiliz. Kişinin beklentileri, aktiviteleri, yaşı, eklemin durumu hani cerrahi
diye gidip gitmeyeceğimizi yönlendiriyor. Ama genç, aktif, eklemde başka problemi olmayan kişilerde ben cerrahi tedaviyi öneriyorum. Kaldı ki kendimde her iki dizimden bu ameliyatı oldum. Öyle mi? Evet. Aa, geçmiş olsun. yine bir sporla uğraşma sonucu mu? Evet, ben böyle bir şey. Kendim de profesyonel sporcuydum. Öyle mi? Dolayısıyla bu nedenden spor yalanları cerrahisiyle uğraşmaya bu karar verdim. Evet, isabetli bir şey olmuş, evet. Ama peki bu süreç, iyileşme süreci ne kadar bir süre alıyor? Ön çapraz bağ cerrahisinden sonra. Şimdi tabii yaklaşımlar çok değişti. Özellikle 90'lı yıllardan sonra hızlı rehabilitasyon konsepti ön plana çıkmaya başladı. Eskiden ameliyat sonrası koruyucu dizlikler veya alçılar kullanılıyordu. Hastanın üzerine basması engelleniyordu. Şimdi öyle değil. Kullandığımız malzeme teknolojisi çok ilerledi. Dolayısıyla ameliyat sonrası hemen ayağa kaldırabiliyoruz, üzerine bastırabiliyoruz. Hemen fizik tedavi, rehabilitasyona başlayabiliyoruz. Ben herhangi bir koruyucu kullanmıyorum hastalarımda. Hemen erken rehabilitasyonla günlük yaşantıya dönüş çok hızlı olabiliyor. Ortalama koltuk değneği destek kullanma süresi 2 ila 3 hafta. Tabii bu bir standart değil. Yani değil, benim tabii. Sadece hastalarımda ki tecrübemi aktarıyorum ben. Daha genelleme. Evet. Yani, ameliyat sonrası uyguladığınız tedavi yöntemlerine bağlı olarak bu süre değişebilir. Günlük yaşantıya dönüş özellikle masa başı çalışanlarda 3-4 hafta. Biraz daha fiziksel aktivite gerektiren kişilerde 2 ayı bulabiliyor. 2 ayı bulabiliyor. Ameliyatın sonucunu etkileyen bir faktör ameliyat sonrası uygulanacak rehabilitasyondur. Spora geri dönüş süresi de 6-8 ayı bayağı bulabiliyor. Bir futbolcu için özellikle ya da bir sporcu için. Tabii, profesyonel sporcu için ciddi bir yaralanma. Kaldı ki her ameliyat olan eski seviyesine dönemeyebiliyor. Maalesef cerrahi tedavilerde %100 diye bir şey yok. Sizin de futbol hayatınız bu şekilde mi sona erdi diye bir soru sormak istedim. Ben zaten bırakmıştım sporu. Daha sonra amatör yaparken başıma geldi. Halen yapıyorum. Ama yine de buna rağmen devam da edilebilir değil edilebilir, mi? Edilebilir tabii ki. Belli bir süre. Evet. Özellikle genç yaşlarda bu sakatlık yaşandıysa. Tekrar futbol böyle bir umutsuzluk olmasın. Evet, olmasın tabii ki. Özellikle genç hastalarda cerrahi gitmemizin sebeplerinden bir tanesi de kişinin eklemini korumak. Çünkü ön çapraz bağ olmayan eklem daha çabuk aşınmaya gidiyor. Ve yaralanmayı takip eden 10 sene içerisinde özellikle iç menisküs yırtık oranları %100'ü bulabiliyor. Dolayısıyla bağ olmadığı zaman diz daha çabuk burkulma eğilimindedir. Bu da sağlam olan yapıların bozulmasına sebep olur. Eklemin dönmesini engellemek ve sağlam yapıları korumak amacıyla böyle bir cerrahide yapılmasında fayda var. Evet, devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizimle kalın lütfen.